Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçoğunuzun muzdarip olduğu diz ağrıları, işte eğilip kalkarken, namaz kılarken, iş yaparken dizlerimizden gelen o sesler, sizi rahatsız eden sesler, bazen ağrıyla sonuçlanan sesler ve yürürken, merdiven çıkarken, inerken özellikle çektiğimiz diz ağrılarına yönelik basit ve herkesin evde yapabileceği 7 tane egzersiz göstereceğim. Ve bu egzersizleri sizlere gösterirken fizyoterapistlerimizden Suudi Akyol'da bana yardımcı olacak. İlk egzersizimizle başlıyoruz. Biliyorsunuz diz eklemi gün içinde sürekli strese maruz kalıyor. Gerek kilo yüzünden, gerek zorlamalar yüzünden, özellikle çömelerek yaptığınız işlerden sonra ve dizüstü çömelerek oturmalar sonucunda diz kapsülü zorlanıyor. Bunun sonucunda da birçok rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Bunların önüne geçmek adına ve olan ağrılarınızı azaltmak adına basit egzersizlerle başlıyoruz. İlki oturarak. Bu egzersizi her seferinde 2 ya da 3 set yapmanızı istiyorum ve en az 10 ya da 20 kez. Bu sayılar tamamen sizin toleransınıza göre ama en az 10 kez istiyoruz, en fazla 20 kez istiyoruz. İlk egzersizimizde oturuyorsunuz normal. Bir koltuk olabilir, bir sandalye olabilir ama mümkünse ayaklarınız biraz havada kalsın. Elleriniz de bu şekilde destek alabilirsiniz. Şimdi Suudi Hanım yapıyor egzersizi. Dizinizi bu şekilde uzattınız ve ayak bileğini geriye doğru aldınız. Ve burada 10'a kadar sayıyoruz. Burada quadriceps kasımızın kasıldığını göreceğiz. 10'a kadar saydık ve bıraktık. Bu 1. Şimdi devam ediyoruz. Yine sayıyoruz 10'a kadar. Ve bırakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. 10 kere yaptık minimum. Dinlendik. Bu 1 set oluyor. Sonra 1 set daha istiyorum en az. 2 set yapacağız tüm hareketleri. Burada quadriceps kasınızın kasıldığını hissetmenizi istiyorum. Diz ekleminde kesinlikle ağrı istemiyorum. Çünkü basit bir egzersiz bu ama bunda bile ağrı oluyorsa o zaman mutlaka doktora görünmenizde fayda var. İkinci egzersizimiz de kalça fleksör kaslarını, yani kalçayı yukarı çeken kasları güçlendirmek için. Bu egzersizi neden yapıyoruz? Açıklayalım. Biliyorsunuz quadriceps kası, yani burada dört başlı bir kasımız var hemen uyluğumuzun ön kısmında. Bu kasıyla buradaki iliakus kası, iliopsoas kasının bağlantısı var. Yani buradaki kasta bir gerginlik ya da güçsüzlük diz üstü kaslara yük binmesine sebep oluyor. O yüzden her diz egzersizi gösteren özellikle sadece quadriceps'i gösteriyor ama bizim burada güçlendirmemiz gereken kaslardan birisi de burada iliopsoas dediğimiz, iliacus dediğimiz ve psoas major'da oluşan üçlü kas grubu. Bunun için de çok basit bir egzersiz gösteriyoruz yine oturduğumuz yerde. Burada dileyenler ayağına ağırlık da takabilir ilerleyen günlerde her iki egzersiz için, az öncekini de kastediyorum. Buradayken kaldırıyoruz bu şekilde, 10'a kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça indirelim. Şimdi diğerini kal. Bunu yaparken geriye kaçmamaya dikkat edelim. Dik duralım. Gerekirse ellerden bu şekilde Suudi Hanım gibi destek alabilirsiniz. Yine en az 10 kez istiyorum. Maksimum 20 kez ve günde 2 set halinde yapabiliriz. Bu da kalça fleksör kaslarını güçlendireceği için dize binen yükü azaltmak adına çok önemli bir egzersizdir. Mutlaka bunu da programa ekleyelim. Şimdi üçüncü egzersizimize geçiyoruz. Bunun için yarı oturur pozisyonda oturmanız yeterli olacaktır. Şöyle bir sırtımızı yaslayalım. Burada herkesin aşina olduğu diz bastırma egzersizi olarak biliyorsunuzdur belki. Biz izometrik egzersiz diyoruz ona. Dizinizin altına rulo şeklinde bir parça varsa evde, bu şekilde yumuşak bir yastık varsa onu koyabilirsiniz. Yoksa bir havluyu yuvarlayabilirsiniz ya da bir yastığı yuvarlayarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde dizin tam altına koyuyoruz ve buradayken aşağı doğru bastırmak istiyoruz bunu. Bastıralım. Bastır, bastır, bastır. Evet. Ve burada yine sayıyorsunuz. İster 5'e kadar, ister 10'a kadar. Ve bırakıyorsunuz. Neden önemli bu egzersiz? Yine quadriceps dediğimiz bu dört başlı kası güçlendirecek
ve dize binen yükü azaltacağız. Hedefimiz bu. En az 10 kez, en fazla 20 kez istiyorum. Günde 3 set istiyoruz bunu. Bu çok önemli bir egzersiz. Sabah 3 set, akşam 3 set de yapabilirsiniz. Gerçekten bu kasın güçlenmesi, dize binen yükün azalması açısından önemli. Bastırırken ayak bileğini kendinize geriye doğru çekebilirsiniz. Bunun yüksekliğini 30-60-90 derece olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Minimum yükseklikte yaparsınız. Sonra daha büyük bir yastık alabilirsiniz. Biraz daha açıyı arttırabilirsiniz. Quadriceps kasının farklı bölgelerini de çalıştırmak adına bu şekilde de çalışabilirsiniz. Burada yastığın kalınlığını arttırabilirsiniz. Dördüncü egzersizimize gelince burada da iç bacak kaslarını güçlendirmek istiyoruz. Neden iç bacak kaslarını güçlendirmek istiyoruz? Çünkü dizi 360 derece düşünürseniz yukarıdaki kası güçlendiriyoruz ama iç tarafı da güçlendirmek çok önemli. Daha sonra dış taraf için de göstereceğiz. Dizimizin arasına bir yastık koyuyoruz. Hafif büküyoruz bu şekilde dizlerimizi. Bu şekilde rulo olmak zorunda değil. Herhangi bir yastığı da katlayıp koyabilirsiniz. Sıkıyoruz yine 10 saniye bekliyoruz. Bırakıyoruz. Yastığı sıkıştırıyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. Bırakıyoruz. Yine en az 10 kez, en fazla 20 kez ve en az 3 set istiyoruz. Bu da önemli bir egzersiz çünkü. Bu egzersizleri yaparken zorlandığınızı hissederseniz eğer nefesle kombine edebilirsiniz. Mesela nefes aldınız, nefes verirken sıkarsınız. Sonra nefes alırken gevşersiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Beşinci egzersize gelince bu patellayı yani diz kapağımızı rahatlatmak adına yapacağımız evde self mobilizasyon dediğimiz kendi kendini hareketlendirme anlamında Türkçesi bir egzersiz. Bizlerin fizyoterapide yaptığı basit bir tekniği sizlerin evde yapmasını isteyeceğiz ve böylece patella kaynaklı yani diz kapağı kaynaklı ağrıları hafifletmek adına önemli ve güzel bir egzersiz. Denemenizi tavsiye ediyorum eğer bu bölgede özellikle ağrınız varsa. Bunun için diz altına yine küçük bir rulo ya da bir yastık koyabilirsiniz. Ama çok yüksek olmayacak burada. Bir havlu da olabilir bu. Buradayken patellamız elimizle tutacağız bu şekilde patellayı. Kendi elini tutacaksınız. Bir kalp pompalıyor gibi bakın. Böyle acil yardım yaparsınız ya ilk yardım. Kalp pompalıyor gibi. Bu şekilde burada bu yaptığımız aslında bir nevi yağlama gibi. Yani buradaki eklemleri sıvısını arttırmak için bir egzersiz. Kendi başınıza da yapabilirsiniz. Suudi Hanım bir gösterir misiniz? Bir elinizi bu şekilde koydunuz. En güçlü elinizi üste koyun. Ve diz kapağını kavrayın bu şekilde. Buradayken pompalıyoruz. Bu pompalama sıklığı pompaladım, 1-2 saniye bekledim, geri kalktım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Pompalama bu şekilde tuttunuz. Aşağı yukarı diz kapağını oynatabilirsiniz. Sağa sola oynatabilirsiniz. Kapağı alıp oynayacağız yani. Aşağı yukarı sağa sol pompalama. Bu şekilde patellofemoral ağrılar dediğimiz diz kapağı ve uyluk bağlantılı ağrılarda çok işe yarayacak bir egzersizdir. Bunu 10 kez en az yapabilirsiniz. Her seferinde 1-2 saniye bekleyerek. Günde en az bir kez yaparsanız diz kapağını rahatlatırsınız. Altıncı egzersizimizde dış bacak kaslarını güçlendireceğiz. Bunun için yan yatmanız gerekecek. Bu şekilde yan yattık. Basit bir pozisyon. Başınızın altına bir yastık verelim. Rejiden rica ediyorum. Evet, rejimiz. Yan yatış pozisyonunda dikkat edeceğimiz birkaç husus var. Birincisi, boynumuz omurgamızla aynı hizada olacak. Elimiz göbek deliğimizin hizasında bu şekilde mata basacak ve gövdemiz bu şekilde geride olmayacak. Her şey hizalı olacak. Buradayken çok basit bir egzersizle başlıyoruz. Nefes al ve nefes verirken ayağımızı açıyoruz bu şekilde geriye kaçmadan. Ve alarak kapatıyoruz.
Bunu yaparken karnımızı şişirmemeye özen gösteriyoruz. Nefesleri daha çok yatay kostal almaya çalışacağız. Burada en az 10 kez ve 3 set istiyorum bu hareketi. Özellikle dış bacak kaslarını güçlendireceğiz ve böylelikle dizi yandan saran bağları da güçlendirmiş olacağız ve dize binen yükü azaltmış olacağız. Yedinci egzersizimize geçiyoruz. Yedinci egzersizimizde işleri biraz zorlaştıracağız. Alttaki diz bükülü kalabilir denge sorunu varsa. Üsttekini uzatıyoruz. Tam kalça hizasında. Öndeki elimizden destek alabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece geri kaçmanızı istemiyorum. Ve burada nefes al ve nefes verirken kaldırıyoruz. Burada 5 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve nefes alarak iniyoruz. Bu şekilde. Nefes katmamızın sebebi hareketi yaparken kolay yapmanız. Bugün sizlere diz ağrılarınızı azaltabilecek basit 7 tane egzersiz gösterdim. Bu egzersizleri gösterirken sevgili fizyoterapistimiz Suudi Hanım bize eşlik etti. Sizlerden ricam bu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanız ve sonunda göreceksiniz ki ağrılarınız hafifleyecek, kaslarınız güçlenecek ve daha az sorun yaşayacaksınız. Sizlere yönelik bu tarz yararlı içeriklerimiz devam edecek. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Sağlıklı günler diliyoruz.